Zoran Dragic, tepede Brock Mountain, Toney Douglas şut kullanmadı. Orta mesafeli atışı başarılı Toney Douglas. Bir de Zoran Dragic köşeyi buldu. Toney Douglas fake. Douglas potaya gitti. Atışı başarılı. Toney Douglas'ın turnikesi Jelko Bradovic televizyon molasından önce mola aldı. İşte Mili bunu yapanlardan. Vladimir Štimac. Yardım geldi. Toney Douglas topsuz koşu. Blok geldi Jason Thompson'dan. Faul düdüğü. Hani işin mantığını bir araya getirmek oyuncu açısından, özellikle enerji oyuncu açısından kolay değil. Yani Thompson... Toney Douglas. Zoran Dragic. Veseli. Toney Douglas geldi, topu çaldı. Sırtı dönük oynuyor Vladimir Štimac. Toney Douglas ayağı çizgide. Toney Douglas iki sayılık isabeti buldu. Büyük sesiyle buldu. Yani son saniyede yine. Brad Wanamaker. Jan Veseli smaçla bitirdi. Brad Wanamaker'ın asisti. Jan Veseli'nin smaçı. Yine Štimac'ın üzerine tufan, senin vurguladığın üzere. Evet. İkili oyun hücumu. Yani bilinçli oyun düzeni, bilinçli oyun planı. Fenerbahçe'nin şu an %54'le atıyor ki bu da Fenerbahçe için yeterli. %50'nin üzerinde isabet oranı tutturduğu 11 maçın. Toney Douglas'ın savunması var. Sinan kaybetti topu. Şimdi Toney Douglas. Bir fake, iki fake. Toney Douglas'ın basketi. Toney Douglas 10 sayıya çıkıyor Efes'te. Birebir oynuyor. Melih Mahmutoğlu kapattı. Toney Douglas iki serbest atış kullanacak. Seçip anlık kararı akıllı bir oyuncu. %100. Ama şunu savunuyorum onun için. Evet. Yani Obradovic demin ondan ritmin içerisinde pozisyon geldiğinde değerlendirmedi. Toney Douglas bir üçlük daha buldu. İkinci çeyrekte Melih Mahmutoğlu vardı. Douglas. Jan Veseli savunuyor onu. Toney Douglas birebir oynadı. Douglas bir üçlük daha. Toney Douglas üst üste üçüncü üçlüğünü atıyor. Fenerbahçe doğuşta bunu iyi değerlendiriyor. Toney Douglas yine potaya gitti, turnikeyi buldu. 23 sayıya çıktı Toney Douglas. Toney Douglas. Köşeyi buldu Eric McCollum. 3 sayılık atışı. Eric McCollum 3 sayılık basketi buluyor. Melih Mahmutoğlu karşısında. Douglas. Orta mesafeli atışı. Toney Douglas atmaya devam ediyor. 2 sayıya ulaştı. Toney Douglas savunma faulü Jan Veseli. Hani biz ondan tehdit ve skor yapması lazım. Ya şöyle, sonrasında uzun yıllar NBA'de birçok farklı takımda oynadı. Geçen sene en son Memphis'te sadece bir enerji oyuncusu, bir savunmacı gibi görünüyordu Toney Douglas. Şimdi burada yavaş yavaş Avrupa'ya ısınıyor. Toney Douglas 2 sayı daha attı. Sürpriz pres devam ediyor bu arada. Ya Avrupa basketbolunda bu kadar değer yaratmak çok fazla gördüğümüz durumlar değil. İkinci periyotta Melih Mahmutoğlu 14 sayı attı. Son çeyrekte Toney Douglas 21 sayı attı. Yani bunu 10 dakikada yaptılar. Evet, yani ikisi çok farklı profil. Başka şekilde attı. Başka şekilde attı. Melih tamamen oyun düzeninin içerisinde bir silah olarak devreye giriyor. Toney Douglas bireysel olarak başından itibaren inisiyatif, topla beraber inisiyatif alıp kendi yaratıyor ve... Kronoslav Simon, Derek Brown ve Brock Mountum ikilisi. Mountum 3 sayılık atışı. Brock Mountum çabuk bir üçlük geldi. ...89-84... Toney Douglas. Tepeden perde geldi. Douglas potaya gitti. Toney Douglas turnikeyi kaçırdı. Sinan Güler rebound'u aldı. 10 saniye var. Sinan. Brad Wanamaker. Baskı devam ediyor. Wanamaker Fenerbahçe doğuş baskıdan çıktı. Ve İstanbul derbisini, Turkish Airlines Euroleague'de Türk derbisini Fenerbahçe doğuş kazanıyor. 89-84 maç sonunda Fenerbahçe doğuş Anadolu Efes deplasmanında kazanıyor.